Selamlar hepinize yeni sezon takım değerlendirmelerinde yeni bölümümüzle yeniden sizlerle birlikte ne kadar çok yeni dedim bir cümle içerisinde yeni kurulan bir ekip Team Vitality yeni kurulan derken organizasyonlar tabii ki yeni değiller ama kadroyu yepyeni bir hale getirler sadece iki oyuncularıyla yola devam ediyorlar geçen yıldan selfmade ve ormancıları selfmade ve destekleri Labrov'la. Ee, onun yanında üst koridora Alfari. Team Liquid'de geçen yıl gayet iyi bir yıl geçirdi ve ondan önce de EU'da aslında Avrupa'da da yükselen performansı vardı. Orta koridora Perks geri geldi Avrupa'ya, Bloodline'de geçirdiği yılın ardından ve en işaretli da karzi geldi. Şimdi tek tek başlayalım oyuncularla. Ee, Alfari Team Liquid'de hiç fena bir yıl geçirmedi. Aynı zamanda ondan önce de EU'da da yine e, iyi bir dönemi olmuştu. E, tam Astralis dönemi o kadar iyi değildi ama e, yani Astralis dönemi denmez gerçi ona ama. E, orijen dönemi demek daha mantıklı. Orijenin astralize geçiş döneminde falan Neyse orası çok önemli. Değil. Orijen dönemi diyeyim. Astralis dönemi aynı kulüp olduğu için astralis dönemi de diyebilirsiniz de önemli değil. E, orijen dönemi de aslında özellikle e, ilk dönemi fena değildi. Fakat ikinci dönemde işte hem takımın koordinasyonunu kaybetmesi hem bir türlü takım içerisinde uyum sağlanamaması işte hem Alfa'nın hem Upset'in ...biraz belki de karakter çatışmalarının olması. Tabii ki takım içerisindeki detayları tam bilmiyorum. Benim tahminim bu yönde ama... E, ...Alfari'nin ve Upset'in e, yönetilmesi çok kolay oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Ben Alfari'nin de biraz Upset gibi e, belli noktalarda yüksek bir egosu olduğunu düşünüyorum. Zaten oyun stili olarak da biraz fazla kendine oynayan bir oyuncu bence. En azından Alfari. Tabii bu EU ve NA ortamında biraz daha fazla çalışıyor neden çalışıyor? Normal sezonda çünkü onun seviyesinde, onun birebirciliğinin seviyesinde bir adam yok karşısında. O yüzden kendini oynadığı zaman bile rakip olmuyor. Onunla mücadele edebilen bir tane adam vardı Avrupa'da. Cabo Yani o onun gelmesi lazım tekrarda. Alfaro'nun karşısına. onun dışında işte belki Broken Blade mücadele edebilir ama Broken de geçtiğimiz yılı pek iyi geçirmedi. Biraz Sıkıntıda bir dönem var ama çok, yani Brookumdayı da çok yetenekli bir oyuncu olduğu için Alfare ile kafa kafaya mücadele edebilecek birileri lazım. Şimdi karşısında o olmadığı zaman Alfare at koşturuyor istediği gibi. O yüzden de kendini oynamaya da devam ediyor. Şimdi bu yıl kendini oynayabilir mi ondan emin değilim. Çünkü bu takımın yapısı özellikle takımdaki karakterler ve takımdaki oyunculara baktığımız zaman Alfaren'in kendisini oynamasını engelleyebilecek bir takım yapısı bu. Her ne kadar meta şu anda üst koridorların daha esnek olmasına biraz daha fazla kaynak almasına falan olanak sağlıyor olsa da ve bunu ödüllendiriyor olsa da ben bu yıl Alfaren'in Vitality içerisinde eskisi kadar kendi odaklı oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunu yaparsa belli problemler oluşabilir. Perks mesela çok çok gezici bir orta koridor oyuncusu değil. birazdan tabii ki onlara da geleceğim. Selfmade geçen yıl gördük ki Selfmade çok istikrarsız bir durumda ki Fanatikte de benzer bir dönemleri vardı. Artı Selfmade de kendine oynayan bir oyuncu. Hazır burada başlamışken oraya da geçelim. İki tane kendine oynayan oyuncu ve bunların ikisi birbirine yakın oynaması gereken roller olduğu zaman sıkıntı çıkıyor. E, o yüzden Alfarin'in e, ben burada biraz taviz vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun rolüken taviz vermeye daha e, şey bir rol. E, daha kabul edilebilir bir rol, kabul edilebilir bir durum üst koridor için kendinden biraz taviz vermek. Yani görüyoruz ki League of Legends'da son 2-3 yıldır zaten ormancıların hiç takıma faydası yok. Takımın ormancılara faydası olması diye bir durum var. Ve Selfmade aslında bundan beslenebilen bir oyuncu. Hatta Fnatic'te oynadığı dönemde bütün yapının Selfmade üzerine kurulduğu dönemler de olmuştu. Maçlar da, haftalar da oynanmıştı. Vitality'de bunu pek yapamadılar. O yüzden de biraz istikrar problemi yaşadı aslında Selfmade. Tabii ki hala çok yetenekli bir oyuncu ee, ve bu takımın yapısı içerisinde iyi işler de yapabilir ama mesela DRX için söylediğim ya çok üzerine düşünülmüş bu kadro çok iyi yapılanmış dediğim şeyi Vitality için söyleyemiyorum. Piyasadaki alabilecekleri gerçekten çok iyi, iyi oyuncuları aldılar evet. Alfa belki de gelebilecekleri getirebilecekleri en iyi skorda oyuncusuydu. Onu aldılar. Serdar Bey zaten bireysel anlamda iyiydi. E Perks zaten hani belki eski günlerinde tam olmasa da yani Citu'daki günlerinde olmasa da ne olursa olsun yine de başarılı bir e, yıl geçirdi. Bütün bunları topladığımız zaman aslında kağıt üzerinde çok kuvvetli bir kadro ama ben uyumlu olmalarını çok zor görüyorum. Yani birinin oyun stilini değiştirmesi lazım. Ya Alfa'yı ya Serdar Bey ya Perks birinin oyun stilini kesinlikle değiştirmesi lazım. E, bu saatten sonra Perks gene değiştirir mi bilmiyorum. Perks takımına adapte olabilen bir oyuncu. E, ama Serf meden adaptasyonunun sıkıntılı olduğunu gördük. Alfari'nin adaptasyonunun sıkıntılı olduğunu gördük. Bakalım onu yapabilecek adam Perks'ta. Bence bu arada yapması gereken adam Alfari. Yani bu takımın daha başarılı olması için bence onun yapması gerekiyor. Çünkü onun bireysel olarak yaratacağı fark zaten var. O farkı biraz daha kısıp diğer tarafların avantaj sağlamasını e, düşünebilir Vitality tarafı. Ama o yapamazsa Perks'ün başka bir oyun üstüne gitmesi gerekiyor. Perks'ü Perks'ü bir oynamaması gerekiyor. Bu takımın bence başarılı olabilmesi için. Çünkü kaynak limitli. Zamanınızı, ilginizi, rotasyonlarınızı, işte draftlarınızı kimeyin üzerine yapacağınız çok önemli. Salih Metta da bunu isteyen oyuncu. Hatta Perks de bunu isteyen bir oyuncu. Ne kadarını sağlayacaklar onu bilmiyorum. En azından Karzi bunu isteyen bir oyuncu değil. Alt koridora getirdikleri, e, Mad Lions'dan gelen Karzi. O genelde çok kaynak istemiyor. O genelde e, bir tamamlayıcı olarak oynamaya hazır ki geçen yıl Labrov'dan da aslında benzer bir şeyi görmüştük zaten. E, Labrov'un mesela haritayı çok domine eder. E, oyun planının desteğin hareketli olması üzerine kurulduğu e, bir şey yok ortada. Bazı takımların vardır mesela bazı takımlar gerçekten desteklerini hareketli kullanmayı e, çok mesela Galatasaray'daki Cloud9 Perks oradan hatırlar. Valkan'ın hareketli olması üzerine kurulmak zorundaydı. Çünkü kazanamıyorlardı Valkan hareket edemediği zaman. Burası öyle değil. Burada Labrov, e, Karzı ikilisi biraz daha defansif kalabilirler. Biraz e, belki Ghost Battle gibi oynamaları gerekebilir. Benzetmek gerekirse. Ki aslında kağıt üzerinde baktığımızda aslında Danvon'un başarılı olan formülünün bir EU versiyonu var burada. Gerçekten sürekli kendine oynayan bir ormancı. Ki Canyon da çok fazla kendine oynardı. Zaten aslında farklı kılan da buydu kendini Geldiği günden beri bu arada kendine oynardı Canyon'ı. Diğer ormancılardan farklı olarak ki onun stilinin işte hem yamalarla hem takımlarının adaptasyonu biraz daha ödüllendirilmiş olması onu biraz daha iyi de iyi noktaya da getirdi aslında. Belki benzerini yapmaya çalışabilir burada Dam, 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 Dam dedim adamları White tarafı çünkü onların da aslında çok kuvvetli bir birebir bir üst koroğdu olacak. Eğer tekrardan toparlarsa çok kuvvetli bir orta koridor bir V1'cileri olacak ve kendine oynayan bir ormancı bunu çalıştırabilirler. Ama bunu çalıştırabilmeleri için kesinlikle ve kesinlikle Karzi ve Labrov'un neredeyse hiç hata yapmıyor olması lazım ki Dammon'un Gosperal ikilisi hata yaptığında ne kadar büyük problemler yaşadığını, üst, üst, taraftaki avantajlara rağmen ne kadar büyük problemler yaşadığını gördük. E Vitalty bunun daha alt versiyonu daha büyük problemler yaşarlar alt koridor ikilisi hatalar yaparsa. E, Karzi Lavrov ikilisi bu hataları yaparsa. Ha bunlar onlar bunları yapmazsa bence yine de üst koridorda bir tanesinde takıma daha faydalı olmaya fedakarlığını yapması gerekiyor. Mesela bu yıl 2021'de bunu yapan oyuncu Showmaker olmuştu. 2020'de Dunman World Şampiyonu olurken Nuguri yapmıştı bunu. Nuguri biraz daha takıma yönelik oynamıştı. birinden birinin yapması gerekiyor. Hangisi yapacak bilmiyorum açıkçası. en adaptasyonu yüksek oyuncu Perks. O yüzden olası aday Perks gibi duruyor ama bence Alfaren'in yapması daha sağlıklı olur. Vitality adına. Bu takımdan ne beklemeliyiz? Çünkü sonuçta işte kağıt üzerinde çok kuvvetli bir kadro kuruldu ve işte Fransa'daki League of Legends'ın yükselişi, Fransız takımlarının ne kadar büyük paralar harcadığı, Vitality de zaten bir Fransız takımı. ve gerçekten kağıt üzerinde çok iyi bir kadro ile geliyorlar. Bu kadroda ne beklemeliyiz kısmı var. Eee varsa topuçta olmayı beklemek zorundasınız. Yani sadece perks gelen yani plantline alırken perks'u bunu bekleyerek aldı ve yaptı. World'e gitmesi gerekiyor bu takımın. Elinde perks varsa. Worlds dışındaki kalınlığından her senaryo büyük başarısızlıktır. Büyük başarısızlıktır. Öyle böyle değil yani. Ama bence Alphari ve perks'ün yan yana geldiği bir ortamda yani gerçekten Batı dünyasındaki bu kadar kuvvetli iki tane teknik orduları almışken finalden aşağısı bence ki başarısızlıktır. Bu takım için. Ve bence yaşayabilecekleri bazı problemler var. Tabii ki daha Yudoki bütün takımlar belli değil. İşte Jutun'un kadrosu belli. Arada bazı belli olanlar var. E, falan ama herkes daha belli değil. Yuda genelde tepede çok karışmıyor ortalık. Ortada çok karışıyor. E, ama Matt Lions'ın biraz güç kaybedeceğini varsayıyoruz. Ki zaten geçen sene de aslında e, kazanırken met Lions. ilk mevsim çok domine eden, ikna edici şekilde gözükmemişlerdi. İkinci mevsim daha ikna edici gözükmüşlerdi. E, i̇kinci mevsim karşılaştıkları takımlara bakalım. Finalde Fanatik geldi karşısına. Fanatik birbirinden haberi yoktu. Zaten paramparça oldu. Kadro da aldı e, Fanatik. 2 bir türlü toparlanamamıştı. Yıl boyunca toparlanamamıştı. Caps biraz e, bence önceki yıllarına e, aratır seviyede oynuyor. Ben onun bu yıl ama toparlanacağını düşünüyorum tekrardan. E, bu kadar organizasyonun dışında Matt e, organizasyonsuzluğun içinde Matt Lyons parlamıştı. Şimdi Matt Lyons da bir oyuncusunu kaybetti. Bence World's'dan sonra ritimlerini de kaybettiler. E, onlar da çok büyük çaplı değil ama küçük çaplı bir tekrardan yeniden o sihri yakalama e, ihtiyaçları olacak. E, G2 kağıt üzerinde çok büyük bir kadroyla gelmiyor. Ama onlar da mesela aynı Vitality gibi iki tane çok güçlü teknik koridorla geliyorlar e, masaya. Ve onların takım adına fedakarlık yapabilecek bir ormancıları da var bu sefer. Yani Selfmade'den farklı olan Jankos kendini oynayan bir ormancı. Hiç zaman olmadı bu arada Jankos kendini oynayan bir ormancı. E, o yüzden... Ben mesela şu anki kadrolara baktığım zaman Perks'e rağmen g yeniden yapılanmasına rağmen g bir adım önde görüyorum Vitality'den. E, Mad Lions hali hazırda tekrar ritim bulduğunda onlar da belki yaramadım bir adım önlerinde olacaklar. E bir takım şu anda en azından uyum sağlayana kadar üçüncü gibi başlıyor ligi. E, üçüncü olmanız demek Worlds'e gidebilmeniz demek. Okey. Ama bence sezon içerisinde uyumu daha da yüksek seviyeye çıkarıp ve haritanın üst tarafındaki üçüden bir tanesinin e, takım adına oynamaya başlayıp takımın finale gitmesi gerekiyor. Bunu yapabilecek potansiyelleri var mı? Var. Bunu yapabilecek koçingleri var mı? Ondan emin değilim. Çünkü e, önceki asistan koçlarını Mephisto'yu e, head coach yaptılar. Ve bence açıkçası e, Alfari ve Selfmade biraz koçingi zor oyuncular gibi geliyor bana. Tabii ki tanışmadım bireysel olarak bilmiyorum. Dışarıdan baktığım kadarıyla tahmin ederek söylüyorum yani. Bana biraz öyle geliyor dışarıdan en azından. İşi çok zor e, bence Mephisto'nun. Yani zor bir işe kalkıştılar. de bu arada bir süredir hani yatırım yapmaya niyetliydi ama tam yapmıyordu. Bu sefer ciddi bir yatırımla da geliyorlar. Yani niyet büyük, amaç büyük, hedef büyük. Bunu yapabilecek personel var. Oyuncu personeli en azından var. Koç personeli var mı yok mu onu sezon içerisinde göreceğiz. Ama... DRX'inki kadar da açıkçası şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Detaylı, planlı e, ve başarılı olması daha yüksek ihtimalli bir proje olarak da görmüyorum açıkçası Vitality'inkini. Ama gene de iyi ortamındalar. Biraz daha az tepede rekabet oluyor. Genelde ortalar çok karışıyor. Ortaya düşmezlerse yeterlidir onlar için. Çünkü Playoff'a gittikleri zaman zaten hani, özellikle Perkz'un performans ciddi anlamda artıyor. Bunu yıllardır görüyoruz yani. Playoff ortamı geldiği zaman Perkz gerçekten farklı bir seviyeye çıkıyor. Keywords'da da ara ara bazı yerlerde bazı noktalarda gördük bunu. E, NA'da de gördük. Daha önce G2'da da gördük. O noktaya getirmek önemli olan. Ortada kalmaması lazım. normal sezonu ilk üçte bitirmek yeterlidir bence Vitality için. Sonrasında playoff'ta ilerleyebilirler. Ama beklenti bence bu yönde olmadı. Yani taraftar içinde, izleyici içinde, takımın içerisinde içinde beklenti finale gitmek olmalı. Final günü ne olacağı belli olmaz. Ben hep söylüyorum final günü biri kendini iyi hissetmez. Birini deli titrer. Bir şey olur kaybedersin. Kazanırsın. Önemli değil o. Finale gidebilen bir takım şampiyon olabilecek bir takımdır zaten. Finale gitmesi gerekiyor bu takımın. Bu kadro, bu yatırım, bu para bu takım en azından finale gitsin diye yapıldı. Gidemezlerse bence başarısızlıktır. Worlds'e gidemezlerse felaket zaten. Rezalet çıktı demektir. Hala tabii genç bir alt koridorları var ki bence bu yıl e, Labrova ve Karzi'ye çok gelecek. Çünkü Perkz'le yani oynamak çok büyük bir artı. Birçok şeyi kolaylaştırıyor sizin için e, üm vardı. O yüzden Karzi ve Labrova da ben e, çok, özellikle Labrova çok iyi yarayacağını düşünüyorum Perks oynayabilmenin. E, Selfmade'de de zaten geçen yılı beraber oynadılar. E, orada da bir uyumlar olacaktır. Tabii ki haritanın üst tarafında yakalayacaklar uyum daha önemli. Çünkü bu takımın güçlü yönü haritanın üst tarafında. E, o tarafa konuşlandı. E, bakalım on, beklediklerimizi görecek miyiz? Benim ama beklentim ya yani şöyle başarılı olabilirler tabii ki. Zaten olmak için kuruldu. Ama ben beklenilen kadar üstün olacağını düşünmüyorum bu takımın. Öyle Alfa Al veya Berkshire yine bu takımın ligin içinden geçiyor olması lazım. Teoride baktığımızda ligin içinden geçiyor olmaları lazım. Ama ben o kadar da olacağını düşünmüyorum. Bakalım benim beklentimi tutacak yoksa gerçekten Vitality yaptığı yatırım karşına alacak mı diyelim ve bu bölümün sonuna gelelim. Biz, e, gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.